Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Pet Koleji'nden Zehra. Bugün sizlere pomalyan tıraşıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Günümüzde çok sık sorulan sorulardan bir tanesi pomalyan tıraş edilir mi ve nasıl tıraş edilir? Bunları açıklık getirmek adına şu an bu videoyu çekiyorum. Pomalyanlar arkadaşlar tıraş edilir. Tabii ki bu sizin köpeğinizin tüy yapısına göre ya da rutin bakımlarınıza göre değişkenlik gösteriyor. Pomalyan tıraşında genelde biz makas tıraşını tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi şu, pomalyanlar tüy bakımında çift katmanlı bir tüye sahipler. Bir alt katman tüyleri, bir de üst katman tüyleri olmak üzere. Alt katman tüylerinde çocuğun genelde tüm derisini kaplar, yumuşaktır. Üst katman tüyleri daha çok koruyucu tüyler olarak adlandırırız biz bunu. Makine tıraşında pomalyanlarda genelde alt katman tüylerine zarar verebiliyor. Çünkü makinede verdiği ısıdan kaynaklı ya da sıfırı sıfır deriye girdiğinizde hem deriye zarar veriyor hem de ısısı tüylerini yakabiliyor. O sebepten dolayı pomalyanlarda genelde makas tıraşını tavsiye ediyoruz. Makas tıraşında da uzunluk bakımından yaklaşık 2 santim olmakla beraberinde, yani elinizi deriye doğru, tüye doğru tuttuğunuzda elinize kadar gelecek kısıtlı olması gerekiyor ki bu alt katmana zarar vermesin. Eğer bir pomalyanınız varsa ve düzenli olarak bakımlarını yaptırdığınızı düşünüyorsanız, örnek veriyorum taraması, banyosu gibi bakımlarını gerçekten düzenli yapıyorsanız eğer, tavsiye edilen tıraş etme düzeni 2 ayda bir olması aslında sizler için yeterli olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.